Herkese merhaba. Topal Selahattin'in yanındayız. Selahattin Erbaş bir takım bilgiler aktararak gene bize. Bunun da sebebi Adanalı Kabadayılardan Deveci Abdullah'ın oğlu bize bir kitap yolladı. Kitap sayfası, resmi. Orada bir takım şeyler yazıyor. Bu yazdığı yazıyı ben okuduğum için geldim dayım yanına. Bu bilgiyi teyit edeceğiz, doğrulayacağız, soracağız. Şimdi dayı, bu Yılmaz Güney, Sefa Mutlu, yargı Sefa Mutlu'yu öldürdüğünde, evet, vurduğunda ilk önce nereye koydular? Sen duyduğunda nereye gittin? Cihan'a gittim ben. Yumurtalığa gitmedin mi? Yok, yumurtalığa gitmedim. Yumurtalıkta ne gibi bir yer var? Orada tabii tepki falan var. Tabii o zaman yumurtalıkta cezaevi yoktu. Evet. Ceyhan cezaevine koyuyorlar. Evet. Ceyhan cezaevine biz görmek istedik falan. Görmeye müsaade etmediler. Neden? Bir hakim öldürmüş. Devlet memurunu öldürüyor. Yasak koymuşlar görüşüne. Daha zaten ilk giriş, ilk giren adamı görmeye müsaade ederler mi? Etmezler. Tahkikat yapacakları için yasak. Ondan sonra Adana cezaevine naklettiler. Ağır cezalı olduğu için. Ceyhan'da, yumurtalıkta, ondan sonra Tarsus'ta, şurada burada kazalarda ağır ceza yoktu o zaman. Adana'da ağır ceza vardı. O zamanlar ben unutmadıysam birinci ve ikinci ağır ceza. Sonradan üçüncü ağır ceza vuruldu Adana'ya. Üçüncü ağır ceza. En fazla üçüncü ağır ceza vardı o zamanlarda. Tarsus'ta şu an ağır ceza var mı? Tarsus'ta şu anda ağır ceza var. Yani itirazlar Adana'da olursa oraya yapabiliyor. Oraya yapabiliyor ama o zaman Tarsus'ta ağır ceza yoktu. Mersin'de vardı. Mersin'de vardı. Evet. Ben de 77'de cezaevine düşmüştüm. O zaman beni tutuklamışlardı. 4 gün yattım. İtirazımı Mersin cezaevine yaptılar. Ağır cezalı. Mersin cezaevine yattılar. Mersin cezaevinden ben tahliye oldum. Mersin'den oldu. 4 gün. Mersin'den tahliyem geldi. Ben tahliye oldum. Rahmetli yeğenim Hasan da vardı cezaevinde. Anladım. Şimdi Turan Feyzoğlu diye bir kişi, bir kim? Turan Feyzoğlu adında bir yazar, Bir Çirkin Kral diye kitap yazmış. Ne? Bu kitapta sayfasını unuttum. İşte bu Deveci Abdullah'ın oğlu bize gönderdi o sayfayı. Diyor ki, Hüseyin Heybetli, Dündar Kılıç, ha, Uğur Ersoy, ha, ve Deveci lakaplı Deveci Abdullah Ceyhan'a adliyeye gidiyorlar. Ve orada görüşmüşler. Şimdi senin görüşemediğin adliyede bu şahıslar görüşebilmiş midir? Şimdi o zamanlar adamın bulunduğu zaman adliyede görüşme şeyi oluyor. Adliyenin mahkemeye çıkmadan zemin katında mahkumları getirdikleri zaman kapalı demir kapı. Demir kapıdan görüşürüz. Adam başçavuşu görecek, gardiyanı görecek. Bir adam olduğu zaman o zaman görüşmek kolay. Ben istediğim zaman görüşüyordum. Çünkü ben gece kulübü çalıştırıyorum, gardiyana çalışıyorum, polisten de iyiyim, cezaevinden de iyiyim. Adliyede görüştük diyor. Bu Dündar Kılıç'ın bu olayı duyduğunda geldiğinde ilk 1974 yılında geliyor ve diğer kitapta Doğan Yurdakul'un yazmış olduğu kitapta cezaevinde görüşüldü falan diyor. Gene Uğur Ersoy'un ismi var, cismi var. Ondan sonra Uğur Ersoy da Ceyhanlı bu arada. Ben eski antrenör, Ceyhan Spor'un antrenörünü aradım, sordum. Ha. Dedim Uğur Ersoy'u tanıyorum. O dedi çok eski dedi bir adam dedi. Eskinin adamdı. Belki de yaşamıyordur. Uğur Ersoy'u bulamadım. Ha. Uğur Ersoy'u bulsaydım soracaktım ona. Sen mi yaptın bu işi, Topal Selahattin mi yaptı diye soracaktım ona. Ve şöyle ya bir şey kimse daha. Kimse yoktu ya. Bir şey geldi ya. Dündar Kılıç. Dündar Kılıç. Dündar Kılıç geldi ya. Şevki İnceci Mahallesi'nin kardeşi. Yani Şevki'nin yanına geldi. Şevki de bana dostum, muhabbetim, İnceci Mahalle arkadaşımdı. Bir şeyliği vardı. Beni aradı. Beni normal telefondan. O zaman cep telefonu falan yoktu. Beni aradığında dedi ya dedi bir şey var senden görüşeceğim. Görüşecek dedim. Geldim. Gittim. Gittiğimde baktım Dündar Kılıç. Hayır, bu Dündar Kılıç'ı sen nereden tanıyordun? Ben Dündar Kılıç'ı Bahçıistan'ın Osman Bey'de kulübü vardı. İstanbul mu? İstanbul'da. Evet. Bahçıistan'ın oğlu da Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'la evliydi o zaman. Nuriye Uğur Kılıç, evet. He, onunla evliydi. Ben oradan tanıyorum. Kardeşi İbrahim'le de İbrahim Kılıç'la da kumar oynardık. Dündar Kılıç da gelir giderlerdi. Ondan sonra da Demirspor'un Nuri şey yaptı yani oraya ortak oldu. Demirspor'un Nuri.
Ben buradan tanırım Dündar Kılıç'ı. Demirsporlu Nuri antrenör müydü burada? Yaşıyor mu? Ha burada Demirsporlu. Burada şey yapar Demirsporlu'nun yetkili biri. Nuri Şengezer miydi? Neyse işte. Arap da Arap uşağı ya. Dündar Kılıç seni aradı. Biz geleceğiz yanına dedi. Dündar Kılıç beni aramadı. Kim aradı? Dündar Kılıç İnce Cumali'nin kardeşi Şevki var. Evet. Genel evinin Beri Sokağı'nda kumarhanesi var. Evet. Şevki da rahmetlik oldu. Beni aradı. Dedi ki senden bir şey konuşacağız falan dedi. Ne hayrola dedim. Ya mühim dedi. Yer. Neredesiniz falan dedim. Ben de gittim. Gittikten sonra dedim ki baktım Dündar orada. Dündar orada. Yanında bir kişi daha var. Onu bilmiyorum. Selamlaştık, malamlaştık, öpüştük, mümüştük, oturduk ya dedi. Yılmaz Güney'i görmek için Dündar dedi. Dündar abi dedi. Geldi dedi. Buna dedi sen ceza müdürü senin arkadaşın dedi. O zaman ceza müdürü de Celalet Özer'di. Samsunlu'ydu. Samsunlu. Çok samimiydim. Çok dostuydum. Çok arkadaştım. Çünkü ben gazino çalıştırdığım için oraya program götürüyordum. Sanatçı götürüyordum. Mahkumları eğlendirme kutusundu. Savcılar da geliyordu, hakimler de geliyordu. Hepsi geliyor. Sinema salonunda program yaptırıyordum. 5-6 defa götürdüm oraya ben. Oradan çok samimiyetliğim vardı. Ben de kırmayacağını biliyordum. Ceza abi hadi gidelim dedim. Müdüre telefon açtım. Nereden açtın? Bahçeysan'ın kahvesinden mi açtın? Kumarhanesinden mi? Bahçeysan'ın kumarhanesinden mi? He Bahçeysan'ın oradan telefonu açtım. Kardeş ne yapıyorsun? İyiyim dedi. Ya bir işimiz var geleceğim ben. İyi dedi buradayım dedi. Ondan sonra geldik. Cezaevine geldik. Arabanın plakasını verdik. Eski cezaevinin önüne kadar arabayla geldik. Geldikten sonra ben, Dündar, Şevki. Yani bu bahsedilen Hüseyin Heybetli yok değil mi yanınızda? Yok kardeşim hiç kimse yok. Hüseyin Heybetli Mehmetli yok ya. Kim diyor ya? Hüseyin Heybetli nereli? Ne bileyim ben nereli bilmiyorum. Malatyalı demiş burada. İsmini duyarım ben. Hüseyin Heybetli nereye olduğunu da bilmiyorum. Şevki ile Dündar Kılıç bir de ben. Bir dakika dayı. Şimdi sorarız onu. Üç kişi. Üç kişi. Cevap verirse telefona. Abi senin bir bilgine ihtiyacım var ya. Abi bu Hasan Heybetli, Hüseyin Heybetli, Malatyalı mı Siirtli mi abi ya? Siirtli değil mi? Tamam abi teşekkür ederim sağ olasın. Lazım oldu da ben seni ondan aradım. Tamam abi hadi görüşürüz. Hüseyin Heybetli öldü ya. Siirtli. Yoktu. Hüseyin Heybetli yoktu. Evet. Peki Deveci Abdullah var mıydı? Deveci Abdullah kimse yoktu. Üç kişiydik ya. Dündar Kılıç, Şevki, ben. Şevki'nin kulübünden telefon açtık. Dedim işim var geleceğim sana dedim. Gel dedi buradayım dedi. Dedim arabaya da dedim şey yapak dedim. Bizi ta Nizam Meydan'a kadar buldum ama içeri kadar gelek dedim. Ayağım zaten sakat ya. Evet. İyi dedi tamam dedi. Geldik şeye girdik. İçeriden kendi müdüriyet odasına girdik. Gardiyan bizi aldı odaya götürdü. Kendi müdüriyetine girdik. Ayağa kalktı bizi. Çavuştu. Bu adamı tanıyor mu dedim şey için. Dündar Kılıç için. Yok dedi. Bizim meşhur Dündar Kılıç dedim bu dedim. Hemşerisi o da şeyli ya. Hemşeri derler ya. Biri Samsunlu birisi Trabzonlu. Nereden hemşeri? Laz değil mi? Laz. O da Laz. O da Laz. İkisi Laz. Öpüştüler birbirlerine. Arada fark var. Daha evvelde tanımıyor onu. Evet. Şevki ile de dedim bu da İnce Cumali'nin kardeşi falan dedim. İnce Cumali de 68'de öldürüldü ya. He. Konuştuk muhabbet ettik bilmem ne yaptık sohbet ettik falan. Yani bu konuştuğumuz şey de Celalet hayattaysa hayatta olması lazım. O da duysun o da kanaat getirsin. Samsunlu en son Samsun cezaevine biliyordu. Ondan sonra da ayrıldı. Emekli olduktan sonra geldiler kardeşiyle beraber misafirim olarak geldiler. Celalet Özer. Kaç senesinde geldiler? Vallahi bilmiyorum kaç senesine geldiler ama şimdi öyle böyle 2000'den evvel. 2000'den evvel. Evvel. 2000'den evvel burada ev almıştı şeyden. Neydi o? Yok o şey yok mu? Karfursan'ın orada. He. Kadir Bey. Karfursan yoktu o zaman. Oradan ev almıştı. İki tane daire. Daireye geldi sattı. Benim evimde de 4-5 gün kaldılar kardeşiyle beraber çekip gittiler. Evet. Müdür değildi o zaman. Çok samimi dost olduğumuz için bana başka kimseyi tercih etmedi yani geldi. Anladım.
Dedim böyle konuştuk falan, muhabbet ettik falan. Bak dedim, bu dedim, kendi duyuyor belki ya dinlerse. Bu dedim, niçin gelmiş bu? Yılmaz Güney'e. Yılmaz Güney bizim köylü. Babası Hamiden mi? Irgat başıydı. Elçi getirirdi Urfa'dan. Halifet de olması lazım. Ben Halifet'i biliyorum. Dedim böyle böyle bunlar dedim. Ya dedi bu dedi şey dedi yasak dedi. Dedi bir öldürdüğü dedi bir dedi. Hakim dedi bilmem şudur budur. Bu. Vallahi dedim yasak masak yok. Bunun bir formülüne bak dedi. Cezaevinde dedim. Kademede görüşürüz. Ayakkabı tamircisinde, marangoz tamircisinde cezaevinde bölüm bölüm şeyler var. Çalışan mahkumlar falan var. Dışarıya mışarıya iş yapıyorlar. Bir gelir sağlıyorlar cezaevine. İyi o zaman dedi biz şey yaptık. Gardiyana dahi şey yapmadı böyle böyle. Dedi sen dedi şey dedi gardiyana bize dedi ki bunları dedi kademeye götürün dedi. Kademe dedi orada misafir hanım. Kademe dedi otursunlar dedi. Ondan sonra da kendi gelmedi. Bir gardiyan Yılmaz Güney'i aldı geldi. Yılmaz Güney'le öpüştüler Dündar Kılıç. Ben de öpüştüm. Çünkü Dündar Kılıç'tan evvel ben tanırım. Çünkü köydeydi, bizim köyde yetişme. Evet. Yani benden aşağı yukarı büyük. 3-4 yaş büyüktür senden. Daha fazla 34-39 5-6 yaş büyüktür senden. 6-7 yaş büyük benden. Ha. Babası da hatta bizim köyde mezarlığı Hamit Emin'in. Bir de ağaç diktim. Mezarlığın Hamit Emin'in 25 sene evvel ise ağaç da olmuş 10 metre. Çam ağacı. Bizim mezara yakın zaten köy mezarlığı. Anası da Yenice köyünde gömülü. Tarlası Yenice değil. Bu Karataş Yenice. Ha? Karataş Yenice değil mi? Karataş Yenice köyünde orada oraya gömülü. Şimdi bu Yılmaz Güney ikinci karısı babasının ikinci karısından olan değil birinci karısından olan kadın akrabalar da Yenice'de ırgatlık falan yaptığı için ikinci karısı Hamid Emin'in karısı Yenice'ye gömüldü. Evet. Sonradan. Sonradan. Hamid Emin de bizim köye gömüldü. Evet. Ben oradan tanırım Yılmaz Güney'i. Yani samimiyetim de var. Benim büyük yani 6-7 yaş büyük ama Yılmaz Güney o zaman Yılmaz'dı. Öyle bir şey kıvırı zıvırı falan ben yoktu. Irgat'tı yani. Babası elciydi. Irgat getirirdi. Ondan geçimini ondan sağlardı. Ondan sonra 1963 yılında ben 1962 yılında Adana'ya geldiğimde, askerden geldiğimde Marmara Payon'da katip olarak orada işçi olarak çalıştım. Biraz yetkim hatta güzeldi. 63 mu kaç senesi bilmiyorum. 63 senesi. Kaç senesi olduğunu hiç hatırlayamıyorum. Yılmaz Güney benden irtibat kurdu. Ya dedi burada bir filmin dedi bir sahnesini çevireceğiz dedi. Yalnız dedi yarım saat falan ya sürer. Canım olsun dedi. İkisi de Casur diye bir film. İsmini de unutmadım. Yukarıdan Teros biri bilmem ne çıktı falan. Bambu kadından madından. Aşağıda payton arabasına bindiler içeride böyle bir sahneye İşte çekti. orada bir kavga dövüş sahnesi var. He işte. Ben onun 3 dakikalık mı 2 dakikalık bir görüntüsünü Abdurrahman Keskiner'i bulmak lazım aslında. He. Abdurrahman Keskiner'i bulsak belki onun arşivinde o filmin tamamı vardır. Marmara Gazinosu'nun içerisi de o şekilde tam görülebilir aslında. İşte diyorum ya, uzun uzun sürmedi. Barın gazinonun başlanma, yani daha başlamamıştı iş. İş başlamadan İş evvel gel. başlamadan evvel çevrildi. Şekilde. Anladım. Efendim şey yaptım yani budur işte. Ondan sonra Yılmaz Güney Adana cezaevinden mahkum oldu. Cezaevinde yiyince ben tahmin ediyorum yani o zaman İzmir'e gönderildi. İzmir mi? Yanlışlık olmuyorsa unutma diyeceğim İzmir Buca. Ondan sonra da Afyon. Karıştırıyor olabilirsin. Hayır, çünkü Yani bilmiyorum Isparta, bazen Isparta'dan çok ha, İsparta Afyon diyorum İsparta. İsparta cezaevine. Onu da duydum da ondan sonra ben itibarına bir arada duyduk ki 78 mi 79 mu? ne? Yol aldı cezaevinden firar. 81. 81 mi? 81. 81 ne? Ondan sonra cezaevine firar oluyor. Fransa'ya kaçtığını duyduk. Orada da öldüğünü Evet. duyduk. Evet. Yani Belki de iki grup vardı. ölmemiştir. Biri sağ biri sol dersiden. Solcuydu Yılmaz Güney. Ha, Yılmaz Güney solcuydu. Evet. Eskiden o dediğim benim sana 73-74 falan o zamanlarda PKK şu bu falan falan daha fazlamamıştı. Paslamamıştı. Başlamamıştı. Ha. Biri sağ biri sol.
Sola komünist derlerdi, sağda milliyetçi derlerdi. Afrika, solda komünistlik pek yoksa fikir yanlışlığı var, fikir ayrımlığı vardı. Evet. Türkiye'de pek komünist yoktu. Benim şimdi, bildiğim budur. Yani Deveci Abdullah da Hasan Hüseyin Eybet'le o sırada orada değildi. Yok. Sanmıyorum ki gelsin bu kişilere Hüseyin Eybet'liği bulsun. Ceyhan'dan Uğur Ersoy'u bulsun. Siz abiyle görüşünü ben sağladım. Başka söyleyenler yalan söylüyor. Yani Turan Feyzoğlu adlı kişi bu yazar. Bir de o Doğan Yurdakul. Hemen hemen zaten ikisi de aynı şeyi yazmış. Turan Feyzoğlu da Doğan Yurdakul adlı kişi de. Tamam mı dayı? Kaç tanesinde yazmışlar bunu? Kitabın tarihini Şevki hatırlamış. Ölmeseydi, Şevki de ölmeseydi o zaman Şevki de şahitti. O da öldü. Zaten bu tür adamların hepsi erken gitmiş. 50'yi görmemiş ki bunlar. 50-60 arası kimse kalmadı. Hepsi gitti. Ne olacak? İçki, alkol, kumar. Ya içki, alkol, pislik bilmem. Ben yaşamama, bu yaşa yaşamama kadar içki yok, sigara yok. Gayrimeşru olarak bir kumar vardı. Bakın bir şey konusunda doğruyu konuşmakta. Turan Feyzoğlu ile Doğan Yurdakul'un o ben parçayı okudum. İkisi de sanki birbirinden kopya etmiş. Aynı cümleleri almışlar, yazmışlar. Yani şimdi, ikisi aynı yazıyor kitabı. Yani aşağı yukarı. Ya birbirlerine aşağı yukarı, yazarlar ama yalan yazıyorlar. Yani birbirleri tanıdıklarını zannetmiyorum. Belki ya, tanıyorlar Doğan Yurdakul'u. Ya öyle. Onun kitabından arayan mı? Önce yazıyorsa o birinden de biraz çalar. Hırsız bunlar değil mi? Sen ne konuşsan hırsız. Ya? Hırsız. Hırsız değil. Hırsız. Madem çok biliyorlardı o zaman şunu da söylesinler. Sefa Mutlu'nun yerine gelen hakim Ahmet kimdi? Ahmet Atıcı'ydı. Ahmet Atıcı. He. Ahmet Atıcı da rahmetli oldu. Atıcı geldi yani. Ahmet Atıcı da rahmetli oldu.